Bundan önceki videolarda denklemlerin denkliklerinden bahsetmiştik. Denklik ya da eşdeğerlik dediğimde cebirde kullandığımız denk ifadelerin farklı şekillerde ifade edilmiş olabileceğinden bahsediyoruz. Size basit bazı örneklerde verebilirim. Örneğin 2x eşittir 10 ve x eşittir 5. Bunlar denk ya da eş değer denklemlerdir. Neden diyecek olursanız, çünkü bu denklemlerden birini sağlayan x diğer denklemi de sağlar. Ya da bir x değerinin bu denklemlerden birini sağlaması için diğerini de sağlaması gerekmektedir. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bu denklemlerin ikisini de sağlayan x değerinin 5 olduğunu göreceksiniz. Bir örnek daha vereyim. 2x eşittir 8 ve x eşittir 4. Bunlar da denk denklemlerdir. Bir x değerinin bu denklemlerden birini sağlaması için diğerini de sağlaması gerekmektedir. Bu videoda denklik kavramı üzerinde konuşmaya devam edeceğiz ve bunu da denk denklem sistemleri üzerinden yapacağız. Geçmişte çözdüğümüz denklem sistemleri için ortada bir denklik olduğunu varsayıyorduk ve bu detaya çok fazla girmiyorduk daha net olması adına gelin bir denklem sistemi yazarak başlayalım. 2x artı y eşittir 8 ve x artı y eşittir 5 olsun. Bu denklemleri denk denklemlerle değiştirebilirsek elimizdeki sistem denk bir sistemdir. Bu ne demek? Bu denklem sistemine baktığımızda çözüm için örneğin burada eksi 2x olsaydı denklemlerin sol tarafını toplayabilirdik. Biraz sonra bunun neden denkliği koruyan bir işlem olduğundan da bahsedeceğim ama burada eksi 2x olması için ikinci denklemin tamamını yani hem sağını hem de solunu eksi 2 ile çarpmamız gerekir. Hemen yapıyorum. İki tarafını da eksi 2 ile çarpalım. Evet buradan eksi 2 x eksi 2 y eşittir eksi 10 elde ederiz ve bu iki denklem denktir. Neden mi? Çünkü bunu sağlayan herhangi bir x y çifti diğer denklemi de sağlar. Ya da az önce söylediğim şekilde ifade edeyim bir x y çiftinin bu denklemlerden birini sağlaması için diğerini de sağlaması gerekmektedir. Sisteme geri dönelim. İkinci denklemi farklı bir şekilde ifade ettik. Birinci denklemi ise olduğu gibi bırakıyorum. Şimdi de bu sistem birinci sisteme denktir diyebiliriz. Anladınız değil mi? Bir x'ye çifti bu sistemlerden birini sağlıyorsa diğerini de sağlayacaktır. İlginizi çekebilecek bir başka nokta. Eğer bu sistemi çözmeye çalışıyorsanız, bu arada bu videonun bir denklem sistemlerine giriş videosu olmadığını da hemen söylemek istiyorum. Demek istediğim denklem sistemlerinin nasıl çözüldüğünü bildiğinizi varsayıyorum. Tamam? Evet, ne diyordum? Bu sistemi çözmek için bu ikisini alt alta toplayabiliriz. Öyle değil mi? denklemlerin sağ taraflarını ve sol taraflarını birbirleriyle topladığımızda bu x'ler birbirini götürecek ve geriye sadece y'ler kalacak. Evet bunu daha önce defalarca yaptık. Bu durumda da y'nin neye eşit olduğunu buluruz zaten ama ben bu videoda bu sistemin neden denk bir sistem olduğu üzerine konuşmak istiyorum. Evet. İsterseniz denk bir sistem elde etmek için Birinci denklemi olduğu gibi bırakalım. 2x artı y eşittir 8. İkinci denklemi de alacağım ve iki tarafına da aynı şeyi ekleyeceğim. Bir denklemin iki tarafından aynı şeyi çıkarırsam ya da iki tarafına da aynı şeyi eklersem denklemin değerinin değişmeyeceğini ve denk bir denklem elde edeceğimizi biliyoruz. Şimdi aynı şeyi buna yapalım ve bunun neden ilgi çekici olduğunu görelim. Eksi 2x, eksi 2y eşittir eksi 10'un iki tarafına da 8 ekleyeceğim. Artı 8, buraya da artı 8. Sistemin bu iki ifadenin de doğru olduğunu iddia ettiğini unutmayın. Demek istediğim 2x artı y eşittir 8 ve eksi 2x eksi 2y eşittir eksi 10. Bunların ikisi de doğru. İki tarafa da 8 eklemek yerine denklemin iki tarafına 8'e eş değer bir şey ekleyebilirim. Ve birinci denkleme göre 8'e denk olan şeylerden birinin 2x artı y olduğunu biliyoruz. Evet denklemin bir tarafına 8 diğer tarafına da 2x artı y ekleyeceğim. Eğer kafanız biraz karıştıysa ve bunu neden yaptığımı merak ediyorsanız bir sistemden bahsediyorsak bu ikisinin de doğru olduğunu varsayıyoruzdur, öyle değil mi? Bir x'ye çiftinin bu denklemlerden birini sağlaması için diğerini de sağlaması gerekmektedir. Burada da 2x artı y'nin 8'e eşit olduğunu biliyoruz. Denklemin sol tarafına 2x artı y, sağ tarafına da 8 eklediğimde iki tarafa da 8 eklemiş olurum. Ve bu da denkliği korur. Hemen yapalım. X'ler birbirini götürecek ve geriye eksi y eşittir eksi 2 kalacak. O halde ikinci denklemin yerine eksi y ye eşittir eksi 2 yazabilirim. Şu an aklınızdan neler geçtiğini tahmin edebiliyorum. Denklem sistemlerini çözerken bu iki denklemi alt alta toplardık ve geriye tek bir denklem kalırdı şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. Bu anlamda bu matematiksel açıdan çok da detaylı bir şey olmuyor çünkü diğer denklem hala burada ve bizi kısıtlıyor. Çoğu zaman bunlardan birini çözüp bulduğumuz değeri diğerine koyunca diğer değişkeni buluruz ve aslına bakarsanız az önce de söylediğim gibi tüm bunları yaparken aslında iki denklemde hala oldukları yerdedir. Ve biz onları sadece denk bir şekilde ifade etmiş oluruz. O halde bir kere daha söyleyeyim. Ekranda gördüğünüz üç sistem denk sistemlerdir. Birini sağlayan bir x'ye çifti diğerlerini de sağlar. İsterseniz bu sistemi farklı ama denk şekillerde yazmaya devam edebiliriz. İkinci denklemin iki tarafını da eksi 1 ile çarpabilirim. Denkliği yine korumuş olurum. Hemen yapalım. Üstteki denklemi değiştirmedim. 2x artı y eşittir 8. Bunun iki tarafını eksi 1 ile çarpınca da y eşittir 2 elde ederim. Bunların hepsi denk sistemlerdir. Bunu çok tekrar ettim biliyorum. Şimdi bir işlem daha yapacağım. Denkliği korurken söz konusu x'y çiftini de bulacağım. Şimdi eğer y'nin 2'ye eşit olduğunu ve bunun bu iki denklem içinde geçerli olduğunu biliyor isek, unutmayın başından beri bunların ikisini birden sağlayan bir x'y çiftinden bahsediyoruz. 2x artı y 8'e, y de 2'ye eşit olmak zorunda. O halde burada y gördüğümüz yere 2 yazarsak yine denk bir sistem elde etmiş oluruz. Neden mi? y'nin 2'ye eşit olduğunu biliyoruz da ondan. Üstteki denklemi y'nin yerine 2 yazarak 2x artı 2 eşittir 8 olarak ifade edebiliriz. Alttaki aynı kalacak. y eşittir 2. Bu şekilde devam edelim. Ekranı biraz aşağı kaydırayım. Üstteki denkleme denkliği bozmayacak işlemler uygulayarak buna denk bir başka sistem yazabilirim öyle değil mi? Mesela üstteki denklemin iki tarafından da 2 çıkarabiliriz. Sonuç olarak yine denk bir sistem elde ederiz. Hemen yazıyorum. Bunun iki tarafından da 2 çıkarırsam 2x eşittir 6 elde ederim. Ve y eşittir 2'yi de aynen yazıyorum. Bu denklemlerden birini sağlayan x'ye çiftinin diğerini de sağlaması gerektiğini bir kere daha hatırlattıktan sonra bu sistemin videonun başından beri yazdığım tüm sistemlere denk olduğunu söylemek istiyorum. Denkliği bozmadan üstteki denklemin iki tarafını sıfırdan farklı bir sayıya bölebilirim. Bu sayı 2 olacak. İki tarafını da 2'ye bölersem x eşittir 3 bulurum ve y eşittir 2. Başlangıçtaki sistemi denk şekillerde ifade ederek aradığımız xy çiftinin ne olacağını bulduk. Denklem sistemlerini çözerken alt alta toplama, yerine koyma gibi yöntemlerle xy çiftine ulaşıyorduk ama bu videoda bunun aslında aynı sistemi farklı ama denk bir şekilde ifade etmekten başka bir şey olmadığını göstermeye çalıştım. Evet, sistemin denklemlerini denk şekillerde ifade ederek sistemdeki iki denklemi de sağlayan x-y çiftine ulaştık.